Gökbilimciler, şu ana dek uzayda kaydedilmiş olan en güçlü gama ışını patlamasını kaydettiler. 1960'lı yıllarda, Amerika ordusu tarafından yanlışlıkla keşfedilen, bir elektromanyetik patlama türü olan gama ışını patlamaları, devasa bir yıldız ömrünün sonuna gelip, patlarken ortaya çıkarlar. Saniyeler içinde, Güneş'in 10 milyar yıl boyunca üreteceği enerjiden, daha çok enerji açığa çıkarırlar. Geçtiğimiz pazar günü, yani 9 Ekim tarihinde gökbilimciler, teleskopları aracılığıyla uzayda şimdiye kadar kaydedilmiş olan, en kuvvetli gama ışını patlamasını kaydettiler. Gelin detaylarına birlikte göz atalım. Pazar günü tespit edilen patlama, şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü patlama oldu ve, 18 tera elektronvolt enerji açığa çıkardı. Bilim insanları hala ölçümleri analiz ediyorlar, ancak şu anki bulgulara göre bu gama ışını patlaması, günümüze kadarki en kuvvetli olanı. Bundan önceki en kuvvetli patlama, 10 tera elektron volttan azdı. İlk başta patlamanın gücü astronomların kafasını karıştırdı, zira Dünya'ya yakın bir kaynaktan geldiğini düşündüler. Ayrıca başlangıçta enerjinin gama ışınlarından ziyade, X ışınlarıyla geldiğine inanıyorlardı. Daha sonra yapılan analizlerde, bunun yaklaşık 2,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki, bir kaynaktan gelen bir gama ışını patlaması olduğu, ortaya çıktı. Yani tam olarak yakınlarda olmasa da, bu gama ışını patlaması, şimdiye kadar görülenlere kıyasla, Dünya'ya en yakın olanı. Bu gama ışını patlaması Dünya'dan güvenli bir mesafede, ancak biraz daha yakın olsaydı, gezegenimiz için felaket olurdu. Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaktaki böyle bir enerjik parlama, gezegenin koruyucu ozon tabakasını yok edecek ve muhtemelen kitlesel yok oluşa neden olacaktır. Yani ucuz atlatmışız diyebiliriz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın.